Değerli dostlar, Kral Çıplak Sohbeti'nde yine birlikteyiz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Sağlığınıza duacıyım. Bugünkü sohbetimize futbol asla sadece bir futbol değildir diyeceğiz dostlarım. Simon Cooper'in Futbol Asla Sadece Futbol Değildir adlı kitabını okumadım. Okunması gereken kitaplar arasına aldım. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bir kez daha anladık. Futbol asla sadece futbol değilmiş. Türk milli takımımız çeyrek finale kadar yükseldi. Yarı finale geçmeden elendi. Bu süreçte neler yaşadık? Hakemlerin taraflı davrandıklarını, takımımıza yapılan faullerin hakemler tarafından çok kez görmezden gelindiğini, gereksiz cezalar verildiğini gördük. FIFA'nın bir oyuncumuzu yaptığı bir işaretten dolayı iki maç haksız yere ideolojik nedenlerle cezalandırmasına şahit olduk. Maçı kazanmak ve başarmak adına ahlaki değerlerden uzak davranışlara muhatap olduk. Futbol severlerin, vatanseverlerin, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın, ayrıca Cumhurbaşkanımızın Almanya'ya gidip oyuncularımıza tribünlerden destek vermesiyle tarihi günler yaşadık. Bu arada ülkemizin bütün nimetlerinden sonuna kadar faydalandığı halde bu süreçteki sevinç ve kederimize eşlik edemeyen içimizdeki İrlandalıları da not ettik. Bugünkü anlamıyla futbol nedir? Futbol bir endüstridir. Futbol bir algıdır. Futbol bir siyasi arenadır. Futbol en masum anlamıyla spor değildir. Futbol hayatın aynasıdır. Dünyada insanlar ve toplumlar arasındaki ilişkiler hangi zemin ve seviyede ilerliyor veya çöküyorsa futbolda da aynısını görmek mümkündür. Mafya, yalan, siyaset, rüşvet iltibas, çelme takma, şike, güç zehirlenmesi, değersizleştirme gibi insani değerleri yok sayan ne kadar aşağılık ilişki varsa hepsi futbol dünyasında mevcut. Futbol bir haz ve hırs sporu. Paylaşmak değil, başarmak ve kazanmaktır asıl amaç futbolda. Oyunun kuruluş amacı zaten insani değil, insani değerlerden uzak. Kazanma hırsı, kişinin çok kere değerlerini çiğnemesine, gözünü kör, kulağını sağır doğruları inkar etmesine yol açabiliyor. Her şeye rağmen futbol bugün dünyasında kendini kabul ettirmiş bir spor ekolüdür. Hemen herkesin meşin yuvarlakla bir şekilde teması olmuştur. Toplumların her sosyal kesiminden ve yaş grubundan kişiler mutlaka sokak aralarında veya sahalarda top peşinde koşturmuştur. Cumhurbaşkanının programı değiştirip bizim çocuklara destek için tribünlerde yer alması futbolun etkisinin ve gücünün sonucudur. Futbolun spor kategorisinde yer alması onu masumlaştırmaz. Taraftarına "ölmeye, ölmeye, ölmeye geldik" diye slogan attıran, her türlü aşağılık küfürler ettiren, maç sonrası kitlesel meydan kavgalarına sebep olan bir spor hiçbir zaman masum da değildir, insani de değildir. Futbol bir takım oyundur. Bu doğru. Ancak taraftar savaşına döndüğünde oyun olmaktan çıkar. Başka amaçların aracı olur. Bugün dünyasında futbol araçsallaşmış, ülkemizdeki ve dünyadaki egemen güçlerin kitleler için kullandığı afyon olmuştur. İspanya Kralı Franco'nun ülkesini çeyrek yüzyıldan fazla diktatörlükle yönetmeyi sağladığı
3 F'den biridir futbol. Yönetim anlamında olmasa da bugün dünyası siyaset ve ekonomiye yön verenler futbolu araç olarak sonuna kadar kullanmaktadırlar. Bazı futbol kulüplerinin bütçeleri ülkelerin bütçelerinden daha fazla dolara sahip, başkanları ülke politikacılarından daha fazla söz sahibidirler. Deveye sormuşlar, neden boyun eğri? Deve, nerem doğru ki diye cevap vermiş. Futboldaki ahlaksızlık, düzenbazlık, ayak oyunları genel bir gerçek. Savaşlar, yoksulluk, gelir adaletsizliği, zalimin zulmü, bunalımlar, intiharlar, tutarsızlıklar, haksız kazançlar, dünya devesinin eğrilikleri. İnsanoğlu buna layık değil. Dünya bir mücadele ve imtihan alanı. Bu alanda iki taraf var. İyiler ve kötüler. İyiler galip gelmeli, kazanmalı, egemen olmalı. Muhammed Ali Raşvan, Mısırlı bir judocu. 1984 uluslararası bir müsabakaya katılır. Rakibi dünyaca ünlü Japon Yushari Yamashita. Herkes maçı Raşvan'ın kazanacağından emindir. Çünkü rakibinin sol bacağında kas yırtılmaları vardır ve bu bacağı işlevsiz kılmıştır. Bunu bilen Mısırlı judocu rakibinin bacağına bir kere bile dokunmaz ve maçı Japon kazanır. Kolayca kazanacağı halde maçı niçin rakibine kaptırdığını soranlara Mısırlı judocu şu cevabı verir. Ben Müslümanım. Benim dinim insana zarar vermeyi yasaklar. Eğer o durumdayken ben de o noktadan yüklenip ona vursaydım o sakat kalabilirdi. Bir madalya için bunu ona yapamazdım. Kayıtlara göre 50 binden fazla Japon onun bu tavrından etkilenerek Müslüman olur. Aynı yıl Uluslararası Fair Play Komitesi tarafından ödüle layık görülür. Her spor dalında olduğu gibi özellikle futbol insanileşmeli dostlarım, ahlakileşmeli. Futbol güzel örneklere muhtaç. Güzellik ve iyilik bulaşıcıdır. Futbol adlı spor türünden vazgeçemeyeceğimize göre yerelden genele doğru güzel davranış örnekleri ortaya koyabilir, yüksek seviyeli ilişki modelleri geliştirebiliriz. Futbolu endüstri ve ekonomi, kulüpleri şirket merkezi, sahaları bir arena, taraftarı hasım, oyuncuları piyano olmaktan çıkarmak zorundayız. Ülkemizdeki ve dünyadaki futbol düzeninde bunu gerçekleştirmenin çok zor olduğunun farkındayım. Ancak Mısırlı judocuyu unutmayalım. Dostlar, kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakmadan fert fert ben varım cevabını verici, her ferdi benim olmadığım yerde kimse yoktur fikrini besleyici bir dava ahlakına kaynak olabilmek ne güzel. Dostlarım, yeni bir sohbete birlikte olmayı diliyorum. Hoşça kalınız.